Apollo 13 mürettebatının uzayda hayatta kalma hikayesi. Apollo 13 mürettebatının uzayda hayatta kalma hikayesi, gerçek bir mucize olarak nitelendirilebilir. 11 Nisan 1970'te Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü insanlı ay seyahati olarak başladı. Ancak 13 Nisan'da, ay modülüne geçmeye hazırlanan astronotlar James Lovell, John Swite ve Fred Haise oksijen tanklarının patlaması sonucu büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldılar. Komuta modülü hasar gördü ve hayati sistemler çalışmaz hale geldi. Ay'a iniş görevi iptal edildi ve astronotların tek amacı dünyaya sağ salim dönmek oldu. Astronotlar komuta modülünü terk ederek ay modülüne sığındılar. Ay modülü aslında sadece iki kişilik bir iniş aracıydı ve astronotları ay yüzeyine indirip tekrar komuta modülüne taşımak için tasarlanmıştı. Ay modülü, astronotların dünyaya dönmesi için gerekli olan ısı, elektrik, su, oksijen gibi kaynaklara sahip değildi. Bu nedenle, astronotlar ve yer kontrolü, ay modülünü bir can kurtaran botu gibi kullanmak için çeşitli çözümler üretmek zorunda kaldılar. Astronotlar ay modülünde hayatta kalmak için pek çok zorlukla karşılaştılar. Bunlardan bazıları şunlardı. Ay modülü 3 kişi için yeterli oksijen sağlayamıyordu. Bu nedenle astronotlar komuta modülünden aldıkları oksijen filtrelerini ay modülüne uyacak şekilde değiştirmek için bir adaptör yapmak zorunda kaldılar. Bu adaptör karton, plastik, bant, çorap gibi malzemelerden oluşuyordu. Ay modülü karbondioksit seviyesini kontrol etmek için yeterli değildi. Bu nedenle astronotlar karbondioksit seviyesini düşürmek için bir fan devreye sokmak zorunda kaldılar. Ancak fan bir kıvılcım çıkardı ve yangın tehlikesi yarattı. Astronotlar yangını önlemek için fanı kapatmak zorunda kaldılar. Ay modülü elektrik tasarrufu yapmak için tasarlanmıştı. Bu nedenle astronotlar Elektriği en aza indirmek için ısıtma, aydınlatma, iletişim gibi sistemleri kısıtlamak zorunda kaldılar. Bu da Ay modülünün çok soğuk, karanlık ve sessiz olmasına neden oldu. Astronotlar ısı kaybını önlemek için battaniyelere sarınmak zorunda kaldılar. Ay modülü su tasarrufu yapmak için tasarlanmıştı. Bu nedenle astronotlar suyu en aza indirmek için yemek, içecek tuvalet gibi ihtiyaçlarını kısıtlamak zorunda kaldılar. Bu da astronotların susuzluk, açlık, dehidrasyon, enfeksiyon gibi sorunlar yaşamasına neden oldu. Astronotlar, tüm bu zorluklara rağmen, yer kontrolüyle işbirliği yaparak, ay modülünü dünyaya dönmek için hazırladılar. Ay modülü, ayın yörüngesinden çıkarak, dünyanın yörüngesine girdi. Astronotlar dünya atmosferine girmeden önce ay modülünü terk ederek komuta modülüne geçtiler. Komuta modülü, atmosferde sürtünme nedeniyle ısıya dayanıklı bir kalkan ile kaplıydı. Komuta modülü, atmosferdeki sürtünme nedeniyle alev aldı ve bir süre iletişim kesildi. Ancak astronotlar başarıyla paraşütleri açarak Pasifik Okyanusu'na iniş yaptılar. Astronotlar 17 Nisan 1970'te görevden tam 6 gün sonra kurtarıldılar. Apollo 13 mürettebatının uzayda hayatta kalma hikayesi insanlık tarihinin en büyük başarılarından biri olarak kabul edilmektedir. Hem astronotların hem de yer kontrolünün cesaret, zeka, yaratıcılık, işbirliği, liderlik gibi özelliklerini göstermiştir. Aynı zamanda uzay çalışmalarının ve uzay teknolojilerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur ve uzayda hayatta kalmanın mümkün olduğunu kanıtlamıştır.